Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 21 Mayıs 2024 Doğuş Otomotiv Hissesi ile beraberiz. Doğuş Otomotiv Hissesi 298 kapanışını yaptı. %1,16'lık bir düşüş görüntüsü oluştu günlük grafikte. Geçmiş günlerde Doğuş Otomotiv ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştum. Paylaşımlar yapmaya da devam ediyorum. Sizler de kanalıma abone olarak bunlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Doğuş Otomotiv Hissesi'nin daha önceki grafiklerde videoda çizmiş olduğumuz yükseliş yönlü paralel kanalımızın hisse yaklaştırdığımız zaman 415 düşüşlerinden sonra alt trend destek noktası üzerinde kapanışlar yapıyor dostlar. Çok önemli yerlerde kapanışlar yapıyor. Bu seviyeler önemli Doğuş Otomotiv Hissesi'nde. Bu kanal içerisinde kaldığı sürece arkadaşlar sıkıntı yok. Yukarı yönlü görüntüsü devam ediyor. Ama kanal altına sarkarsa bu sefer aşağı yönlü trendleri yeni çizimler eklemek zorunda kalacağız. Düşüş yönlü. Çünkü düşen bir trend görüntüsü örnek veriyorum. Bakın burada da yükseldi. Sonrasında düştü. Kanalın dışına çıkmadı. Gitti geri geldi. Kanalın dışına çıkmadı. Gitti geri geldi. Kanalın dışına çıkmadı. Yine yükseliş yaptı. Gitti geri geldi. Burada bir taşmaları var ama tekrardan kanal çizgisi üzerinde görüntü itibariyle kapanışınız yapmış. İndikatörümüzün alım sinyaliyle alakalı bir tane yeşil barımız oluşmamış ama oluşmak üzere. Bakın burada mavi turuncu çizgiyi kesmiş. Yükselişle beraber artık bunlar yavaş yavaş ayrılacak. Bu şekilde hacim barlar oluşursa yükselişi desteklerse alım sinyali görüntüsü devam edecek. Yükseliş yönlü 319, 342 ve 370 dirençlerimiz bulunurken desteklerimiz 297 ve 265 olarak karşımıza çıkıyor. Doğuş Otomotiv hissesinde. Bollinger Band bulutuna bakalım. Arkadaşlar bulutu şöyle söyleyeyim ilk defa dinleyen arkadaşlar için. Yeşil alt band, mavi orta band, kırmızı üst band. Hissemizin yükseliş trendinde olduğu zaman bu alt bantta değil de üst bantta olması gerekiyor. Üst bantta gördüğümüz zaman yükseliş trendindedir diyebiliyoruz. Örnek verecek olursak bakın burada üst banda geçtikten sonra nerede? Şurada alt banda geçmiş. Demek ki düşüş olacak ve düşüş olmuş. Düşüş de devam etmiş. Dolayısıyla Bollinger bulutu da bize bunlar hakkında fikir veriyor. Son mum kapanışında mavi çizgimizin üstünde bir kapanış değil de tam mavi çizginin üstünde bir kapanış. Yani üstünde o kaç mavi çizgimiz 297,54 bizim hissemizde 298 kapatmış. Yani bir tık üstünde kapatmış ama üst bantta oturması daha iyi arkadaşlar. Daha güzel sağlıklı olur en azından. Basit hareketli ortalamalarımıza bakalım. Basit hareketli ortalamalarımız önemli. Basit hareketli ortalamalar da yine hisse fiyatının altında kapanışlarda hisse geçmişe baktığımızda yükseliş yönlü görüntüsünü sürdürmüş. 20 günlük basit hareketli ortalamayı şu şekilde grafiğe attığımda hisse fiyatının altına gelmiş. Dün ve bugün itibariyle önemli mi? Bence önemli. Hisse fiyatının altında olması önemli. 50 günlüğümüze bakalım. Bu arada 20 günlüğümüz 297,54 rakamında. Bollinger mavi bulutumuz da 297,58'di. Unutmayalım. 150 günlüğümüz kısa orta vade başlangıcı şeklinde değerlendirirsek 311 rakamlarında. 100 günlüğümüze bakalım dostlar. 100 günlüğümüz hangi seviyede? 100 günlüğümüz 286 seviyesinde destek nihayetinde çalışmasa da bakın burada dönüşlerde hisse fiyatının hemen alt bölgesinden görüntüsünü sürdürüyor. 200 günlüğümüz ise daha aşağılardadır muhtemelen. Evet, 200 günlüğümüz de 275 rakamlarında. Şimdi dostlar RSI'ye de bakalım. RSI'ımız nerelerde? Arkadaşlar RSI 46 seviyelerinde, 50 seviyesi nötr seviye, 50 seviyesinin altında. RSI aşağılarda olması iyi. Yükseliş yönlü olduğunda en azından bu şekilde buradaki bir yükseliş sağlıklı olmayacaktır. Çünkü burası artık aşırı alım bölgesine hissenin fiyatların aşırı alındığını yavaş yavaş geri çekilmeler olabileceği şeklinde değerlendirilen bölge ki sonrasında da olmuş bakın dostlar. Burada aşırı alım bölgesine ise 8 Nisan'da girmiş. 18 Nisan'da çıkmış. 10 gün kalmış. Burada ise 18 Mart'ta girmiş. 20 Mart'ta çıkmış. Yani bu bölgeye giren indikatör buradan çıkar. Yükseliş ne kadar sürerse artık onu kestiremeyiz dostlar ama eninde sonunda buradan çıkmak isteyip kendini aşağılara dinlenme ihtiyacıyla beraber aşağı bölgelere çekebiliyor. Tekrar bir yükseliş olmazsa burada da yine nötr bölgenin altına kadar gelmiş. 4 saatliğe geçtim Doğuş Otomotiv hissesinde. Burada indikatörlerimizden MACD indikatörünü tekrardan açtığımda
Alım sinyalin görüntüsünün sürdüğünü görebiliyoruz. Bakın burada alım sinyali devam ediyor. Yine kapanışlar tam önemli noktalarda. 298 kapanışına göre 299.76 direnç, 324 direnç ve 341 direnç olarak karşımıza çıkıyor. Destek seviyelerimiz ise dostlar 4 saatlikte 268 rakam olarak karşımıza çıkıyor. Saatlik grafikteki direnç seviyelerimize baktığımızda ise burada sat sinyalimizin oluştuğunu görebilirsiniz. Desteklerimiz 296.88, 293.78 ve 289 olarak karşımıza çıkarken dirençlerimiz 299, 303 ve 310 rakamlar olarak da karşımıza çıkıyor Doğuş Otomotiv hissesinde. Şimdi bir de aracı kurum dağılımına bakalım dostlar, kimler alıyor, kimler satıyor, kimler saklıyor. Bunlar da önemli veriler. Henüz abone değilseniz lütfen abone olun. Bizi de mutlu edin dostlar. Katıl butonuyla kanalımıza katılırsanız ayrıca mutlu olurum. Katıl butonuyla kanalımıza abone olduğunuz takdirde merak ettiğiniz hisse senetlerini yorumlara yazarsanız elimden geldiğince onları da incelemeye çalışıyorum. Evet dostlar, umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Takas analizine baktığımızda alıcı sırada ilk sırada emeklilik fonları bulunuyor. 51 bin lot almışlar. %16'lık bir orana sahip. OYAK 38 bin lot almış. %12'lik bir oran bulunuyor. QNB 34 bin lot almış. %11'lik bir oran var. Yatırım fonları 30 bin not almış, %9'luk bir orana sahip. Gedik 29 bin not almış, %9'luk bir oran var. Diğer aracı kurumlar 125 bin not almış, %40'lık bir oran bulunuyor. Satan tarafta Citibank bulunuyor, 85 bin not satmış, %27'lik bir oranla. TEP 52 bin not satmış, %17'lik bir oranla. Vakıf 33 bin not satmış, %11'lik bir oranla. Garanti 31 bin not satmış, %10'luk bir oranla. Anadolu 17 bin lot satmış, %5'lik bir oran bulunuyor. Diğer aracı kurumlar toplamda 85 bin lot satmış, %27'lik bir oran bulunuyor. Saklama dağılımında Doğuş Otomotiv'de diğer aracı kurumlar toplamda 34 milyon lot var toplamda. 45 ile %45'e tekabül ediyor. İkinci sırada Citibank bulunuyor. 13 milyon notla %17 ile ikinci sırada. İş 3. sırada 8 milyon notla %10'luk bir orana bulunuyor. 7 milyon notla Garanti ikinci, 4. sıraya geliyor. 1, 2, 3, 4. %9'luk bir oran var. Sıralamanın aslında önemi yok dostlar. Ben sadece karışmasın diye söylüyorum. Ak 6 milyon lotla yaklaşık, bu da 7 milyona yaklaşmış. 2000 lot kalmış. %9'luk bir oran bulunuyor. Vakıf 5 milyon lotla %7'lik bir oranı bulunuyor. Doğuş Otomotiv ile ilgili paylaşımlarım devam edecek. Kanalıma abone olsanız bunlarla haberdar olmuş olursunuz. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.